ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi'nin ünlü Türk düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle bu yıl Sevelim, Sevilelim teması işlenilirken, alanında uzman akademisyenler, birbirinden değerli sanatçılar Manisa'da ağırlanacak. Bütün İslam diyarına ve tüm dünyaya Yunus Emre'nin fikirlerini mal etmek, sevdirmek, onu tanıtmak amacıyla Yunus Emre'nin ismini taşıyan bir belediye olarak bu yıl bu toplantıların üçüncüsünü yapıyoruz, yapacağız. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, bu yıl 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Yunus Emre Günleri programını Yunus Park'ta düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İlçe Başkanı Zafer İkinci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış, Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak, Şule Uygur, İdris Avşar, Başkan Danışmanı Kefaettin Öz, daire müdürleri ve basın mensupları katıldı. Bu sene sevelim, sevilelim sözünü referans... Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çerçi, bir hafta sürecek organizasyonun dopdolu geçeceğini söyledi. Bu yıl 9 ülkenin katılacağı program hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, 7'den 70'e herkese hitap eden bir etkinlik programı düzenlediklerini aktardı. Bu sene de üçüncüsünü yapıyoruz. Bilim insanları eşliğinde, sanatçılar eşliğinde, çocuklarımıza, gençlerimize bu mesajları ulaştırmaya devam edeceğiz. Yunus Emre Belediyesi'nin anlamlı bir çalışmaya imza attığını kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Zafer İkinci ise şunları söyledi. Böyle bir ekibimi başlattığı için değerli başkanımı tebrik ediyorum ve ekibimi tebrik ediyorum. Geçen sene çok güzeldi, bu sene daha güzel olacak ve önümüzdeki sene çok daha da güzel olacak diye düşünüyorum. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli de bir açıklamada bulundu. Siz basın mensuplarına da çok iş düşüyor. İnşallah bu haberleri tüm halkımızla paylaşalım ki dediğim gibi katılım güzel olsun ve birlikte coşkuyla bu güzel günleri yaşayalım diyorum. Sevelim Sevilelim temasının işleneceği organizasyonda ünlü düşünürün yaşamı ve öğretileri, yurt içi ve yurt dışından 43 akademisyenin katılacağı sempozyum, sergi ve o dönemi yansıtan geleneklerin sahnelendirilmesiyle günümüze aktarılacak. Alanında uzman akademisyenler Yunus Emre felsefesini anlatacak. Program kapsamında 18 Ekim Çarşamba saat 20'de Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre'nin öğretilerini sahnelendirecek. Amin alayı ve birçok etkinliğin yer alacağı programda ünlü ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu da Manisalılarla buluşacak. 20 Ekim Cuma akşamı Forum Magnezya Alışveriş Merkezi arkasındaki açık alanda gerçekleştirilecek programda Hatipoğlu, Yunus Emre ve İslam felsefesini aktaracak. Hatipoğlu'nun ardından Türkiye'nin sevilen ozanlarından Uğur Işılak, Manisalı hayranlarıyla bir araya gelecek. 21 Ekim Cumartesi günü ise aynı alanda ünlü radyocular Afrikalı Ali ve Erkan Koç'un sunumuyla düzenlenecek programda Türk halk müziği sanatçısı Ahmet Şafak sahne alacak. Sevgili seyirciler, 3 Kasım 2011'de yayımlanan 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı'nın yönetim sistemi tamamen değiştirilmişti. Gerekçe olarak ayrılan sağlık kurumlarının farklı kulvarlarda daha hızlı ve etkin rol oynayacakları yetkililer tarafından ifade edilmişti. Kısa süre önce eski sistemin daha verimli olduğu çeşitli istatistiklerle belirlenince bakanlık harekete geçti. Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın bir orkestrayı tek kişi yönetmeli görüşüyle 25 Ağustos 2017'de 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile sağlıkta tek çatıya geçilmiş oldu. Yeni yapılan değişiklikle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri haline getirildi. Bu iki kurum Sağlık Bakanlığı'nda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak yapılandırıldı.
Getirilen yeni düzenlemelerle bakanlığın politika yapma ve sistem yönetime kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenerek ayrılan sağlık kurumlarının farklı alanlarda daha verimli çalışacağı düşünülerek oluşturulan yeni sistem eskisi kadar başarılı olamayınca 25 Ağustos 2017 resmi gazetede yayımlanan 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kapatılarak sağlıkta tek çatı altında birleşme kararı alındı. Ülke genelinde yakın zamanda sağlık sistemi illerde tek müdürlük yani il sağlık müdürlüğü üzerinde yürütülmeye başlanacak. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri, personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilecek. İlçelerde ilçe sağlık müdürlükleri ve hastanelerde başhekimler, idari mali hizmet müdürü, sağlık bakım hizmetleri müdürü ve müdür yardımcıları görev alacak. Ayrıca hastanelerde başhekimlerin üzerinde görev yapan yöneticiler yeni yasayla ortadan kalkıyor. Artık hastanelerde başhekimlerin üstünde bir yönetici olmayacak. Yeni sistemle birlikte il sağlık müdürlüğü de dahil olmak üzere tüm sağlık yöneticileri sözleşmeli personel olarak görev yapacaklar. İl ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması, il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az 5 yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman ve müdür yardımcılarının ise en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekiyor. Geçilen yeni sistemle birlikte yeni yöneticilerin atanmasına kadar eski yöneticiler görevlerine devam edecekler. Buna bağlı olarak 2016 Kasım ayından bu yana Manisa'da görevli İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayrakçı, yeni yöneticiler atanana kadar görevinin başında olacak. Manisa'da Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü birleştiğinde yaklaşık 10.500 kadar bir personele hizmet eden büyük bir yapı oluşacak. Yeni İl Sağlık Müdürlüğü yönetim binası şu anki Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının hemen önüne inşa ediliyor. Bu yapının tamamı yeni binaya taşınacak. Taşınma süreci tahminen 2018'in Mart ayını bulabilir. Yeni binalara geçmeden önce aynı kurumlar şu anki mevcut binalarında hizmet vermeye devam edecek. Sevgili seyirciler, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybat'ı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek milli eğitim ile alakalı Şehzadeler ilçesine yapılacak olan yatırımlar ile fikir alışverişinde bulundu. Şehzadeler'de birçok yeni projenin hayata geçirileceğini ifade eden Baybatur, önümüzdeki dönemde Şehzadeler ilçemizde ciddi okul yatırımlarımız olacak dedi. Kıymetli Belediye Başkanı dostumuz Ömer Faruk Çelik, sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii bugün hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'u makamında ağırladı. Şehzadeler ilçesinde yapılacak olan milli eğitim yatırımlarının masaya yatırıldığı görüşmede AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadelere yeni okul yatırımlarının geleceğini ifade etti. Yaptığı hizmetleri beğeniyoruz, takdirle izliyoruz. Sadece biz değil, Ankara bakanlıklarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız da takdirle izliyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte bu ve buna benzer başka yatırımlar yapılması noktasında her zaman milletvekillerimizin tamamıyla beraber kıymetli belediye başkanımızın arkasındayız, yanındayız, destekçisiyiz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçede yapılan hizmetlere vermiş olduğu katkılar nedeniyle AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a teşekkür etti. Sayın milletvekilimizin önderliğinde Şehzadeler ilçemize yapılacak olan yeni okullarla ilgili çalışmaları değerlendirdik. Yine Şehzadeler Belediye'mizin devam eden projeleri, yapılacak projeleriyle ilgili de kendilerini bilgilendirdik. Ve bugüne kadarki belediyemizin tüm çalışmalarına verdiği sonsuz destekler sebebiyle kendisine şükranlarımı sunuyorum. Yine aynı zamanda ilçemize hükümetimizin yaptığı hizmetlerle ilgili destekleri, katkıları için de çok teşekkür ediyorum.
Sevgili seyirciler, ilçede besiciliği geliştirmek için çalışmalarına hız veren Yunus Emre Belediyesi, Üçpınar ve Seyitli mahallelerinde hayvan yıkama havuzları yapıyor. Kırsal mahallelerde besiciliği geliştirmek için projelerine hız veren Yunus Emre Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu ve ihtiyaç bulunan Üçpınar ve Seyitli mahallelerinde hayvan yıkama havuzu yapıyor. Kırsal kalkınma projeleriyle bölgede hayvancılığı geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hayvan yıkama havuzlarıyla hayvansal üretimi %30'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, Üçpınar ve Seyitli mahallelerimizde yaklaşık 150 küçükbaş hayvan kapasiteli hayvanları dış parazitlerden korumak amacı taşıyan hayvan yıkama havuzları yapıyoruz. Hayvansal üretimi daha da artıracak olan çalışmamız, hayvansal üretimin yoğun olduğu yerlerde talepler doğrultusunda sürecek dedi. Çalışmalar sayesinde besicilerin büyük bir ihtiyacının giderildiğini ifade eden Seyitli Mahalle sakinlerinden Alaaddin Olgun, Seyitli Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Üçpınar Muhtarı İlker Öz, başta Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere çalışmada emeği olan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanımıza, belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz yaptıkları küçükbaş hayvan yıkama yerine. Burada hayvanlarımızın temizliğini yapacağız. Burada pisliklerin dışarı gitmeyecek. Burada devamlı yıkanır vaziyette, temiz vaziyette duracak hayvanlarımız. Meraya sonra temizlendikten sonra meramıza yayılmaya çıkacaklar. Zaman kadar koyun yıkayacak yerimiz yok idi. Köyden aşağı yukarı 5-6 kilometre bir dereye gidiyorduk. Zahmetli oluyordu orada çok koyunları zapt etmesi. Köyümüzde koyun yıkamak için bir yer yaptı. Çok güzel oldu. İnşallah bunun için iyi olur. Belediye başkanımız köyümüze çok güzel hizmetler yaptı. Ben halkım adına ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetlerimiz oldu. Düğün sorunu yaptık. Yaklaşık 40 bin metre parka taşı döşedik. Şu an ova yolları yardık ve ova yollarımız malzeme dökülüyor. İnsanlar yaptığı hizmetten başka zaten yapacak az bir hizmetimiz kaldı. Mahallemiz besici, çiftçi. Besiciye de ilgilendiren koyun yıkama yeri yapıyor. Allah'a olsun. Bir yandan halkımıza hizmet ediyor. Bir yandan besicilikle yapan, uğraşan arkadaşlarımıza küçükbaş hayvan yıkama yerimiz yoktu. Bunun için çok sıkıntı çekiyorduk. Belediye başkanımız başvurduk. O da Allah razı olsun kendisinden. Çok memnun kaldık. Hemen projeye gerçekleştirdi. Şu an sevgili seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi eşini baltayla öldürdü. 66 yaşındaki N.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken N.A. adliye çıkarılırken pişmanım dedi. Eşini niye öldürdün? Pişman mısın? Pişman. Neden öldürdün? Olay Atatürk Mahallesi Özbey Sokak'taki ikametlerinde akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.A. ikinci evliliği olduğu öğrenilen eşi Cennet Akuş'u evinin mutfağında baltayla boyun ve çeşitli bölgelerine vurarak öldürdü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken N.A. polise teslim oldu. Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen Cennet Akuş'un yakınları sinir krizleri geçirirken yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki ifadesinin ardından... Sevgili seyirciler, Manisa'da iddiaya göre sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçip bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Fatih Köprülü kavşağının girişinde meydana geldi. İddiaya göre İzmir istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan otomobil sürücüsü Kadir Ş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu karşı şeride geçip Manisa istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan Kemal O yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada Kadir Ş, Kemal O ve Esra Ş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ambulansı, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı müdahale sonrası ambulanslarla Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Bu sırada kaza bölgesinde arızalanan bir araç da vatandaşlar tarafından itilerek çekiciye bağlandı. Sevgili seyirciler, ünlü sanatçı Üner Coşkuner Manisa'da en güzel şarkılarını bu kez sokak hayvanları için söyledi. Coşkuner enerjisi ve şarkılarıyla Manisa'daki hayvan dostlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği işbirliğiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları yararına konser düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'ndaki konsere Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Manisa Orman Şube Müdürü Uğur Bayıl, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban, Halkdem Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetimiyle çok sayıda vatandaş katıldı. Hayırseverliğiyle bilinen güzel sanatçı, sokak hayvanları yararına düzenlenen konserden hiçbir ücret almayarak gönüllerde bir kez daha taat kurdu. Gecede Coşkuner'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası eşlik etti. Sanatçı Hüner Coşkuner bir şarkısını da yalnızca salonda bulunan dev Atatürk resmine bakarak söyledi. Coşkuner'in bu hareketi salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Coşkuner, her zaman izindeyiz, minnettarız diyerek Atatürk sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Manisa'daki hayvan dostlarına unutulmaz bir gece yaşatan Coşkuner'e konser sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde damat eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı. Önce başına ketçap, şampuan, içecek ve su döküldü. Ardından şınav çektirildi. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde damat eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı. Önce başına ketçap, şampuan, içecek ve su döküldü. Ardından şınav çektirildi. Damat Mesut Güler, zorlu ama güzel bir geleneği sürdürdük dedi. Bulursa. Biz zamanımızda abilerimizle, arkadaşlarımızla aynı şekilde aynı şakaları yaptık. Sıra bize gelince bize de aynı şakaları yaptılar. Böyle görüntülerin böyle zamanlarda olması güzel bir öğreci. Biz bizden sonraki arkadaşlara da aynı şekilde aynı şakaları yapmaya devam edeceğiz. Mesut Güler'in eşi Betül Güler de
Bir an önce bitmesini istedim ama gelenek ve göreneklerimiz olduğu için izlemek zorunda kaldım, çok güzeldi diye konuştu. O an o görüntüleri izlerken arabanın içindeydim. Bir an hani kıyamadım işimi. Bir an önce bitmesini istedim ama gelenek ve göreneklerimiz olduğu için hani biraz da çok güzel görüntüler olduğu için hani izlemek zorunda kaldım. Çok güzeldi. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde Sait Karafırtınalar biliyorsunuz ki Grant Medical Manisa Spor Teknik Direktörlüğü'nden istifa etmişti. Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük kadrosuna Fatih Tekke getirildi. Bugün saat 16 sularında 19 Mayıs kapalı spor toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenlendi ve kulüp ile Fatih Tekke imza attı. Ve Fatih Tekke dönemi başladı sevgili seyirciler. Arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Fatih hocamızla cumartesi günü oturduk, uzun görüştük. Biz ona kulübümüzü anlattık. O da kendi hedeflerini anlattı. Birçok ortak müştereklerde zaten hemfikir olduk. Böylelikle o göreve kendisini layık gördük. Bize ciddi katkılar vereceğine inanıyoruz. Düşüncelerimiz o yönde. Bizim için burası, ekibim için gerçekten önemli. Ama Manisa Spor bundan önce çok değerli futbol adamları çıkaran bir şehir ve kulüp. Dolayısıyla burada çok şey, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum ben. Allah inşallah nasip eder. Hep beraber her iki tarafa da inşallah hayırlı uğurlu olur. Eksik olarak birçok şey var denilebilir ama bu sadece bizim takımımızla alakalı bir sorun değil. Takımımız da teknik olarak bunları daha ilerleyen zamanlarda konuşur tabii. Ama şu an şunlar var, bunlar var deyip de direkt olumsuzdan başlamanın bir manası yok. Şunu gördüm ben, içeride kapasite, potansiyel var, biraz daha üstü var, isteyen bir ekip var, hedeflerini yüksek tutmak isteyen bir ekip var. Çok yukarılarda hedefi olan oyuncular var. Hissettiğim şeyi söylüyorum. Dolayısıyla burada biz de futbolun içerisinden gelmiş bir abileri olarak, hocaları olarak onlara ne kadar daha fazla şey katabiliriz? Bununla beraber kulübümüzü ne kadar daha yukarılara taşıyabiliriz? Bunun çabası içerisinde olacağız. Dolayısıyla tablonun kendisinde ben çok olumsuzluk görmüyorum. Olumsuzda bakmak istemiyorum. Çünkü burada yapılacak çok doğru ve güzel işler var diye görüyorum ben. Benden duyacağınız şeyler genelde hikaye olmayacak. Veya birilerinin hoşuna giden, birilerinin hoşuna gitmeyen tarzda olmayacak. Genelde futbol konuşuyorsak bu benim tarzım. Gerçekleri konuşacağız. Belirgin, oynanılan her anın belirgin olması gerekiyor futbolda. Bunu da bir anda geldik, hop! Böyle bir sihirli değne kimse diyor. Değişiklikleri siz de göreceksiniz. İnşallah bu skorlara istediğimiz şekilde yansır. Ama şunu söyleyeyim. Oyunun her anında, bu hemen olmaz, her anında bir şey oynuyoruz diyeceğiz. Ama bunun kararını, hücum mu, savunma mı, birinci, ikinci, üçüncü bölge mi, ne? 4-4-2 mi, 4-3-2-1 mi? Teknik olarak bunu çok konuşmanın şu an yeri yok. Çünkü oyuncuları ne kadar dışarıdan tanısanız da içeride bir birbirinize dokunmanız gerekiyor. Sevgili seyirciler, Manisa'da düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde amatör sporcuları hünerlerini sergiledi. Manisa'da 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı. Etkinlikler Manisa 19 Mayıs Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı'na doğru gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.
Kortej yürüyüşünün ardından meydanda toplanan protokol ve sporcular saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa Şube Başkanı Erol Timur, sporun gelişmesine katkı veren amatör sporculara teşekkür etti. Başarılı olan sporcular diğer sporculara rol model olarak danışma ve ödül takdimiyle sona erecektir. Timur'un ardından Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk söz aldı. Halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı bir yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyoruz. Bu kulüplerin ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak geleceğin şampiyon sporcularının yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Açılış konuşmalarının ardından Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki amatör kulüplerde faaliyet gösteren sporcular hünerlerini sergilerken gösterileri izleyen seyircilerden de büyük alkış aldı. Törene Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa Şube Başkanı Erol Timur ve sporcular katıldı. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Bayan Voleybol takımı seyircisiyle evinde buluştuğu sezonun ikinci karşılaşmasında Gez Grup Maltepe Yıldız Spor ile karşılaştı. Yeşil beyazlı temsilcimiz rahat bir oyunla karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci hafta karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Gez Grup Maltepe Yalıspor'la karşı karşıya geldi. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş ve Manisalı voleybol severler izledi. Karşılaşmanın ilk setinde Manisa Büyükşehir Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve seti 25'e 10 önde bitirdi. İkinci sette de gerek servisleri gerek de rakipten gelen topları arka bölgede iyi toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25'e 15 önde bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette Gez Grup Maltepe Yalıspor temsilci karşısında dirense de Manisa Büyükşehir Belediyespor oyunun sonunu iyi getirdi. 25'e 17'lik skorla sonucu belirledi. Sevgili seyirciler, Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nin 4. haftasında Jeopark Kula Belediyespor deplasmanda Beşiktaş'ı rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti. İlk 4 haftada 2. galibiyetini alan Kula'nın Efeleri puanını 6'ya çıkarttı. Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Manisa'nın tek temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor 2017-2018 sezonunda ilk 4 haftayı geride bıraktı. Ligin 4. hafta mücadelelerinde İstanbul deplasmanına giden Jeopark Kula Belediyespor rakibi Beşiktaş'ta karşılaştı. İstanbul Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı iki takımın kulüp yöneticileri, Kula'dan takımı desteklemeye giden Jeo taraftar grubu ve çok sayıda seyirci izledi. Mücadeleye üstün başlayan taraf olan Jeopark Kula Belediyespor ilk seti 18-25, çekişmeli geçen ikinci seti uzatmalarda 25-27, son seti 15-25, maçı da 3-0 kazandı. Mücadelenin tümünde rakibine fırsat tanımayan Kula'nın filedeki efeleri müsabakayı izleyenlerden büyük alkış topladı. Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönen Kula'nın efeleri, İlk yarı maçlarının tümünü deplasmanda oynamanın verdiği dezavantaja rağmen ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla rakiplerine gözdağı verdi.
Sevgili seyirciler, 2017-2018 futbol sezonunda Manisa 1. Amatör Ligi B grubunda Kula'yı temsil edecek olan Kula Ülkü Spor Ligi'nin ilk haftasında evinde karşılaştı. Sert Belediyespor'u 0-0 yendi. Yeni futbol sezonunda Manisa 1. Amatör Ligi B grubunda mücadele edecek Kula Ülkü Spor, ilk hafta Salihli ekibi Sert Belediyespor'u evinde ağırladı. Kula 4 Eylül Şehitler Stadı'nda oynanan mücadelede Kula İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Kula Ülkü Spor ilk yarı 4 gol, ikinci yarıda 4 gol atarak rakibini farklı geçti. Oynadığı üstün futbolla maça hakim Kula Ülkü Spor, Veysel Uruç, Ramazan Tunca, Kadir Özdemir'in attığı birbirinden güzel gollerle sezona 8-0 gibi farklı bir galibiyetle başladı. Mücadele sonunda Kula Ülkü Sporlu oyuncuların galibiyet sevinci, Nijerya asıllı takım oyuncusu Vasia Suala'nın annesini kaybettiği haberini almasıyla üzüntüye dönüştü. Acı haberle sarsılan Nijeryalı oyuncuyu maç sonunda takımı tebrik etmek için soyunma odasına giden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Belediye Meclis üyeleri teselli etti. Sevgili seyirciler, çocukların edinebilecekleri zararlı alışkanlıkların önüne geçmek, fiziksel ve ruhsal yönden gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kış okullarında 2017-2018 sezonu start alıyor. Kış okullarında kayıtlar 9 Ekim tarihinde başlarken çocuklar futbol, yüzme, basketbol ve voleybol dallarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün yaz ve kış olmak üzere yıl boyu çocuklar ve gençler için farklı branşlarda sunduğu spor kurslarında kış okulu kayıtları başlıyor. Futbol, yüzme, basketbol ve voleybol dallarında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek olan kurslarda çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kayıtların 9 Ekim tarihinde başlayacağı dile getirildi. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.